akşamlar. Bu toprakların acıları oldukça büyük ve biriken acılar olarak hala kendisini göstermeye devam ediyor. Tam 99 yıl önce Ermeni halkının hayatının birdenbire çok büyük bir zulümle, belki de çok kolay dile getirilemeyecek bir zulümle kesintiye uğramasının üzerinden hala işte bu zulmü konuşmaya ve bu yaraları sarmaya dair tartışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki sene 2015 yılında Ermeni soykırımının 100. yılı olacak. Ve o zamana kadar yürüyen tartışmalarda sözde kelimesini kullanmadan ama onlar da bize cümlesine dair bir şey söylemeden, acaba bu cümlelerle konuşmadan bu yaraları sağaltmanın olanağı var mı? Bu yarayı sağaltmak bugün neden önemli? Geleceğe yüzümüzü dönmemiz açısından neden önemli? Bütün bunları konuşacağız, masaya yatıracağız efendim. Üç konuğumuz olacak. Bugün stüdyomuzda aslında ne oluyor sorusunu bugün Ermeni soykırımı için, dününü, bugününü ve yarını konuşmak için soracağız. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Ayşegül Altınay hemen yanımda. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Gazeteci Aris Nalcı stüdyomuzda aynı zamanda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve bir konuğumuz daha olacak. Halkların Demokratik Partisi Meclisi üyesi ve Yeşilköy Ermenilik Öğretim Okulu yöneticisi Garo Paylan'da birazdan stüdyomuzda olacak. Onunla da sohbetimizi sürdüreceğiz. Öncelikli olarak ben Aris'ten başlayayım istiyorum. Yeni bir kitap da çıktı. Böyle hatta ne denir, kokusu üstünde falan denir herhalde, evet, matbaada. matbaadan çıkmış. Ermeni Kültür Derneği'nin yayınlarından çıktı. Bizim Serdar Korucu ile hazırladığımız bir yayın bu. Aslında 1965'ten bahsediyor. Kitabın adı da 1965 zaten. Soykırımdan 50 yıl sonra, 1915'ten 50 yıl sonra ve 2015'ten 50 yıl önce. Neler olduğuna biraz bakmak için. Niye böyle bir tarih seçtin? Çünkü aslında Serdar'ın fikriyle birazcık başladık araştırmaya ve Türkiye'de 1965'te ne olmuştu diye biraz baktık. Hani tamam 100. yıl yaklaşıyor 2015 ama 1965'te ne olmuştu diye bakmaya başladık ve önümüze bambaşka bir şey çıktı. Yani bizim tabii ki tanıklık etmediğimiz bir tarih. Bizden önce, bizim daha yeni kaldığımız bir tarih. Ama 65 Türkiye'nin tarihinde çok önemli bir yer Ermenilerle ilgili. Çünkü 65'te bir Ermeni diasporası kelimesiyle ilk defa karşılaşıyor Türkiye. Diaspora ilk defa kendini ifade etmeye başlıyor. Yani buradan göç eden, soykırımdan sonra gidip kendini Hrant'ın deyimiyle hazır cennetlerde, kendine yeni topraklarda bir yer yaratmaya çalışan insanların artık böyle ikinci nesilde, üçüncü nesilde kendini siyasi arenada, bulundukları topraklarda ifade etmeye başladığı bir tarih. Suskunluğun da az çok kırıldığı bir tarih. Kesinlikle. Yani. Dolayısıyla o yüzden bir kırılma var. Ve Türkiye'nin de artık 1965'te birazcık toparlandığı ve karşısında ilk defa genosit kelimesini, yani soykırım kelimesini gördü. Düşünün ki o zaman soykırım kelimesi yok bile gazetelerde. Genosit diye bahsediyorlar ve genosit diye yazıyorlar. Yani Fransızcadan alıyorlar aslında. Çünkü oradaki gazeteler öyle yazıyor. Kelimenin anlamı da tartışılıyor zaten. Biz bakmaya başladıkça çok başka şeyler çıktı. Kitap da bu yüzden bir basın taraması. Yani biraz yorum kokan bir basın taraması. Herhalde şimdi 100. yılda işte o basının tekrar neleri ortaya çıkaracağını göstermesi kesinlikle açısından da ilginç. Biz istemedik bir ki 100. yılda çıksın. Yani 2015'e hazırlansın ve böyle işte yayın evlerinden çıksın diye bir şey istemedik. Daha çok hani böyle bir hizmet gibi olsun diye dernek üzerinden yayınlandı ve yüzden önce olsun ki insanlar birazcık okusun ve bilsin diye söyledik. Çünkü çok enteresan veriler de var. Yani 100. yılda çok göreceğiz ve şimdi de görüyoruz zaten. Başladı bile. Yani o dil, şu an bizim gördüğümüz dilin kuruluş yılı o zaman. Bülent Ecevit henüz gazetede köşe yazarı. Yani bugün bizim gördüğümüz siyasi arenadaki aktörler o zamanın daha köşe yazarları ve Bülent Ecevit o zaman iyi diasporadan bahsediyor. Bugün Davutoğlu'nun bahsettiği diaspora politikalarını o gün o köşesinde yazıyor. Yani kötü diaspora bizim topraklarımızda kalmış olan, bunu becermiş olan iyi Ermeniler ayrımının kesinlikle daha o günden yapıldığını ve söyleyebilir miyim? O zamankine, o dönemin tarihine bir bakış aslında. O çok ilginç çünkü Türkiye'de o dönem inanılmaz şeyler de yaşanıyor. 64 Rumlara baskılar, 65'te halen gazetelerde şöyle yazılar görüyoruz yani.
mesela Patrikhane üzerine inanılmaz bir baskı var, Rum Patrikhanesi üzerine. Hatta dönemin başbakanı Patrikhane'nin gerektiğinde sınır dışına çıkarılabileceğini, gitsinler başka memlekette kursunlar Patrikhanelerini diye çıkış yapabileceği ve bunların manşetlere taşındığı bir dönem. Aynı dönemde Türkiye azınlık vakıflarını, tırnak içerisinde gayrimüslim vakıfları denetlemeye başlıyor. Sizin topraklarınız, mallarınız, mülkleriniz nereden geliyor diye. Hı hı. Tüm bunların arasında bir 24 Nisan oluyor. Aynı zamanda Paskalya'ya denk geliyor. Tam o sırada Katolik Patriği, Katolik Ermeni Patriği vefat ediyor. Böyle iki başı bir mahmur duran Ermeni toplumu içerisinde Senato, Cumhuriyet Senatosu kurulmuş 61 sonrasında devam ediyor. Oradaki Senato'ya seçilen Ermeni üyelere baskı, yine hemen bizim Ermenilerimiz konuşsun. Onlar bakalım ne diyor. Memnunlar, çok güzel burası dedirtiliyor. Ve bizim bulduğumuz belki de en ilginç veri zaten o. 1965'te birçok memlekette, diasporada, Lübnan'da, Ermenistan'da eylemler yapılırken Türkiye'de 35 kişilik bir Ermeni grubu Atatürk anıtına, yani Taksim'deki anıta çelenk bırakıyorlar. Atatürk'e bağlılıklarını ifade etmek için siyah bir çelenk bırakıyorlar. Ve bağlılıklarını ifade ediyor. İronik aslında. Ama orada bu işte makbul vatandaş tanımlaması vardır ya, işte bu onu gösteriyor biraz. Makbul vatandaş böyle. Şimdi 2015'te yine biz aynı şeyleri göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü aynı sözleri duymaya başladık. 65'te hemen Ermeni soykırımı deniyorsa karşısına Ermeni mezalimi deniyor. Iğdır Kars dernekleri ayaklanıyor hemen ilk. Yine aynı şeyler olacaktır. Yine böyle gündem yaratılacaktır ve hep aynı sözleri duyacağız. O da şeyden geliyor mesela. Nasıl ki şu anda mesela en son yerel seçimlerde gördük. Başbakan Çanakkale'ye gittiğinde 2015'te Çanakkale'yi çok daha başka anacağız dedi. Evet. Yani böyle ilginç, çılgın projelerden bahsetti. Ve Amerika'daki o ikiz kulelere yapılan gibi şeylerden bahsetti. İşte Anzaklar gelecekler tekrar oldu. 50. yılda da aynı şeyler olmuş. Hemen Çanakkale çıkarılmış arkasından. Çanakkale'nin yeniden keşfi gibi bir durum. Kesinlikle. Herhalde biraz bu tartışmanın üstünü örtmek için de yeniden konuşuluyor. Zaten Çanakkale için özel bir bütçe ayırdı. Şimdi onun filmleri çekiliyor falan. Evet. Böyle şeyler olacak. Bunların her bir ayrı başlıkları aslında. Kesinlikle. Programımızın ilerleyen kısımlarında da muhakkak açarak devam edelim. Şimdi hemen hocamla devam etmek istiyorum. 99 yıl ve genel olarak bu 99 yılın özeti Ermeni halkı için ya da toplam olarak bu coğrafyada yaşayan halklar açısından hani ne anlama gelir diye baktığımızda herhalde birkaç kelime çıkıyor. İşte inkar, yüzleşememe, yalan ya da toplam olarak bir kayıp tarih, bir de yeniden icat edilmiş bir tarih durumu. Ne var bu kayıp olan tarihte ve icat edilen tarihte? Belli başlı noktalarını siz nasıl tanımlıyorsunuz? Neden bu tarihle ilgileniyoruz? Neden bu tarihle ilgilenmek önemli? O soruyu soracak olursak, Agos'un geçen hafta çıkan, şu anda hala dolaşımda olan sayısının editoryal yazısı şöyle bir cümleyle bitiyor. Bana çok etkileyici ve çok önemli geldi. Umutsuz tarih öldürür diyorlar. Bizler bu bilinçle acının kabulünü ve paylaşımını yaşatan, yaratan ve çoğaltan bir gelecek adına diliyoruz. Dolayısıyla tarihe çok farklı biçimlerde bakabiliriz. Umutla bakmak tarihe nasıl bir şeydir? Bugünü ve geleceği, işte aynen burada çok güzel ifade edildiği gibi, yaşatan, yaratan ve çoğaltan bir an olarak hayal etmekle mümkün bu. Yoksa tarihten, hani tarih dediğimiz şey zaten çoklu bir şey. Hani neye bakmayı seçiyoruz, neyi hatırlamayı seçiyoruz, neyi tarih kitaplarına alıyoruz, neyi dışında bırakıyoruz. Özellikle bu konu üzerinden bakacak olursak, 2005 yılına kadar Türkiye'de çok az kamusal tartışma var 1915'te ne olduğuyla ilgili. Ya da zaten hani olan şey tartışma değil, sadece bir ifadeden ibaret. Yani biliyoruz zaten ne olduğunu. Hani bir şey olduysa Ermeniler yaptı zaten. Ermeniler zulüm uyguladı. Dışarıda da diaspora yalan söylüyor ve biz ona karşı hep birlikte Türk milleti olarak mücadele ediyoruz. 2005'te ne oldu peki? 2005'te ilk defa, bence 2004'te başlıyor diye düşünüyorum. Böyle tabandan tabandan insanlar bir saniye 1915'te gerçekten ne oldu sorusunu bir merak sorusu olarak sormaya başlıyorlar. Ve bunun peşinden çok farklı biçimlerde gidiyorlar. Mesela 2004'ün sonlarında Fethiye Çetin Anneannem diye bir kitap yayınlıyor. O kitap, ben dahil olmak üzere pek çok kişinin hayatını değiştiren bir kitap. Küçücük bir kitap, Metis Yayınları'ndan çıkıp hemen ilk yıl içerisinde zaten çok sayıda baskı yapıyor ve elden ele dolaşıyor. Bir insan hakları avukatı olan Fethiye Çetin, yetişkin olduğu bir dönemde anneannesinin
Ermeni olduğunu keşfediyor. Elazığlı, çok dindar bir Müslüman kadın olduğunu düşündüğü Seher'in aslında Heranuş olarak doğduğunu, Palu'nun Habab köyünde. 9 yaşında bütün ailesi ve köyün kadınları ve yaşlılarıyla birlikte bir ölüm yolculuğuna çıktığını, o yolculukta onu kaybedeceğini düşünen annesinin mecburen evlat vermesiyle birlikte Müslüman bir aileye karıştığını ve ondan sonra kurduğu hayatı anlatıyor. Fethiye Çetin de bu Heranuş Seher'in torunu. Heranuş Seher kendisi zaten 60 yıl boyunca neredeyse kimseyle paylaşmıyor. Bu yaşadıklarının kim olduğunu dahi torunuyla sonunda çok yavaş yavaş ve yıllar süren bir paylaşım sonrasında bir tek torununa açılabiliyor. Torunu yıllar sonra, kendisi de tabii ki bu dönemde çok zor şeylerden geçiyor, yıllar sonra bunu kitap olarak yayınlıyor. Bu derin suskunluğa ilişkin bu açılan pencereleri daha konuşmak da gerekecek herhalde. Garo geldi, hoş geldin yayınımıza. Başka bir programdan doğru geldin ayağın tozuyla. Estağfurullah, teşekkür ederim. Sizinle devam edeceğiz hocam ama bu derin suskunluğun nedenlerini anlamak, bu hikayelerin neden 2005 yılına kadar hani belki de hafızalarda sadece kalan ama hiç kamusal alana çıkmayan hikayeler olarak olduğunu anlamak açısından önemli herhalde. Şimdi 99 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz ve 2005 yılına kadar işte Heranuş'un hikayesi ve daha belki binlerce hikaye böyle sandıklarda, yürek sandıklarında saklı duruyor. Niye? Niyesi şu, çünkü bu devlet büyük bir cinayet üzerine kuruldu ve bu cinayete bu toplumun bireyleri veya muktedirleri bakmak yerine o cinayetin faillerini, Malta'ya sürülen faillerini getirdiler 1919'da, 20'de, 21'de, 22'de işte Kurtuluş Mücadelesi çerçevesinde. Önce o mücadele yürütüldü. Onlar işte komutan oldular, mecliste üyeler oldular. Sonra Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra da bunlar vali oldular, bürokraside görev aldılar, bakan oldular. Çok üst, Cumhuriyet'in, devletin üst düzey bürokrasisini oluşturdular. Yani bu şu demekti Türkiye toplumuna, evet biz bir cinayetin üzerine bir devlet inşa ettik ancak bunda sessiz bir ittifak kuracağız. Çünkü bir halk yok edildi ve bu bürokrasiyi eğer ki biz taltif ediyorsak ve yükseltiyorsak da bununla ilgili bir sessiz bir ittifaka devam ettireceğiz anlamına geliyordu. Yani çünkü geçenlerde Almanya'daydım, yani orada Hamburg'da. Bakarsınız her evin önünde belli yüzleşme taşları vardı. Oradaysa öldürülenleri anımsatan ve katledilenleri de lanetleyen taşlardı onlar. Yani buradan çünkü şu kişi alındı, Auschwitz'te Naziler tarafından katledildi diye yazardı. Oradaki muktedirler bir şekilde bununla, o halkı bununla yüzleşiyor ve onun faillerini de katil olarak damgalıyor. Bizde ise tam tersine. Şu anda Türkiye'de sanıyorum 1000 küsür tane Talatpaşa caddeleriyle karşı karşıyayız. Yani o işin, o büyük suçun faillerini kahramanlar yapmışız ve yaptığımız gibi de o zihniyetin devamını olan kişilerde, bürokraside hep terfi aldılar. Ve bu da hem Ermenilerde hem de diğer bütün topluluklarda sessizliği yarattı. Yani ben İlk çocukluğumda hatırladım, babaannem evdeydi. Babaannem 1905 doğumluydu. Yani soykırımda 10 yaşında bir tek başına kalan bir çocuktu. Yani bütün ailesini, bütün sülalesini kaybediyor ve tek başına bir Müslüman ailenin yanına emanet verilerek geri kalanların bütün ailesi yok olan bir kadın. Şimdi ben ona her sorduğumda, babaanne yani senin anan nerede, baban nerede, kardeşin niye yok diye sorduğumda hiç cevap vermezdi bize. Çünkü bilirdi ki şöyle bir şey oluyor. Ailesini katleden kişi Malatya'ya işte vali olmuş, kaymakam olmuş. Ve bunu gören bir babaanne tabii ki kendi çocuklarını yetiştirirken de tek bildiği dil Ermenice olmasına rağmen tek kelime Ermenice öğretmemiş. Ve Ermenilikle ilgili herhangi bir şeyi taşımanın büyük bir tehdit ve risk olarak gören bir babaanneyle ben aynı evde büyüdüm. Yani bir koruma yani mekanizması gibi bir şeydi sesin, aynı zamanda. Ermeniler için öyleydi. Türkler için de yani gayri Ermeniler için diyeyim aslında duymak istemedikleri bir eski hikayeydi. Yani hem büyük bir yalan üzerine tabii ki kurulu bir üç kuşaklık bir hikaye ama birinci kuşağı en acısı bence. Çünkü kendi komşuları gönderiliyor. Yani aynı mahallede bir arada yaşadıkları komşuları gönderiliyor.
ve sonra bunları öldürüyorlar, katlediyorlar ve bunlara vali oluyor, kaymakam oluyor ve onda sessiz ittifakı kuruyorlar. Bu tabii çok acı bir şey. Yani o işte oradaki mal mülk meselesinde malanmalar, şunlar bunlar büyük bir... Yani çünkü şu var, biz yok edildik, katledildik ama esas mesele belki de kalanlara ne oldu? Yani ya size ne oldu diye bir soru var. Yani o katliam üzerindeki sessizlik kime iyi geldi? Yani memleket doğru düzgün bir devletimiz mi oldu? Doğru düzgün bir bürokrasimiz mi oldu? Doğru düzgün bir yönetim tarafından mı yönetildik? Şimdi bakıyoruz, bu kötülüğün aslında sıradanlaştığı bir ülkede yaşıyoruz. Yani bu kadar büyük bir kötülüğe yol veren Türkiye halkları, Türkiye insanları hep kötücül oy ve o bürokrasiyi başta tutarak hep kötücül yönetimlerle, kötücül bürokrasilerle karşılaştılar. Hala etkisini yani bakıyorsunuz gördüğümüz mesela şimdi, pek çok dava da var tabii. Evet, yani şimdi çok yakında mesela hırsızlıklar oluyor. Ya ne var ki herkes çalıyor denilebiliyor mesela. Yani çuval çuval işte dolarlar bilmem neler uçuşuyor havalarda. Ne var ki herkes çalıyor denilebiliyor. Veya birisi öldürülüyor, kendinden olmadığı zaman onunla ilgili bir vicdan muhasebesi yapmayabiliyor. Ve bu kötücüllük aslında hepimize bulaştırılan bir çamur. Yani hepimizin ortak edildiği bir kirlilik. Ve belki de artık yani bununla yüzleşme dediğimiz mesele de aslında bizim anlatmaya çalıştığımız yüzleşme hepimize iyi gelir. Bu yüzleşme meselesini biraz açalım mı? Şimdi örneğin Kürt sorunu açısından da özellikle son dönemlerde işte çatışmalı sürecin bir tarafta kalması, müzakere süreciyle birlikte falan daha haşır neşir olduğumuz kavramlar haline geldi. Hakikatle, adaletle buluşmak, yüzleşmek, o tarihe yeniden dönüp bakmak meselesi. Şimdi biraz önce ben bir hani kayıp tarih bir de icat edilmiş tarih dedim. Sen mesela 50. yıldan bu zamana kadar geçen süreyi o kayıp icat edilmiş tarihin nasıl bir hani yüzleşmeme üzerine kurulduğunu da herhalde gözlemlemişsindir diye düşünüyorum. Bu yüzleşme meselesini hakikat açısından baktığımızda ne söylersin? Yani bir kere yüzleşme konusunda çok büyük adımlar sadece son belki 10-15 yıl içerisinde atılmıştır. Yani 2005'ten itibaren o yüzleşme olduysa şuradan bakıyorum ben. İşte 2005'te anneannem kitabı çıktığında anneannem kitabı üzerinden haber yapmak, yazmak, ne kadar yazılmıştır diye bir basına bakmak lazım. Ne kadar yazmışlardır, görmüşlerdir. O zaman hep ifade edilirdi işte bir elin parmakları kadar kaldı Anadolu'da. İşte Ermeniler diye. Şimdi öyle bir şey yok. Ben geçen böyle bir şey yazacaktım yazının içerisine. Tam yazacaktım. Hayır, böyle bir şey yok dedim yani. Artık Anadolu'da nereye gitsem ben, işte Kürdistan coğrafyasında nereye gitsem muhakkak bir Ermeni ile karşılaşırım. Yani bu kendini Ermeni olarak ifade edenler ifade olarak eden, mı söylüyorsun? Bir mesela, şekilde kökü yok, Ermeni'ye kökü uzanan. Ermeni olan. Ama kendini Ermeni olarak ifade etmek zaten onun bir yolu. Ama yüzleşme nereden geçiyor? Şöyle bakmak gerekiyor. Mesela 2005 öncesinde ben çıktığımda yola işte herhangi bir yerde haber yapmaya gittiğimde çok iyi hatırlıyorum. Mardin'de otelden adım Aris olduğu için oda verilmemişliğim vardır yani 2005'te. 2007'den sonra artık gittiğimizde kapılar açılmaya başladı. Yani herkes böyle bir Ermeni gelmiş oldu. Hele Ahtamar Adası'ndaki Surpaç Kilisesi açıldığı zaman turizm gelecek, dolarlar dönmeye başladı insanların gözünde, turizm gelecek diye oldu. Şimdi yüzleşme ama böyle bir şey değil. Yüzleşme böyle hani turizm faaliyetiyle insanların karşısına çıkaracağınız ve böyle açacağınız bir durum değil. Ama nereye getirdi bu bizi? Bugün halen yüzlerce, binlerce insanın kendi anneannesinin, babaannesinin Ermeni olduğunu bildiği ama bunları gelip ifade edemediği bir hale getirdi bizleri. Yani insanlar şöyle birebir konuşmalarımızda sürekli görüyoruz. Birçok yerden geliyorlar. Benim anneannem de bana anlatırdı. Torunlar daha çok. Yani daha çok çünkü anneanneler, babaanneler hep torunlar üzerinden bir bağlantı kurmuş. Torunlar anlatıyor bunları. Ama onlar mesela o hikayenin anlatılmasını çok da istemiyorlar halen. Yani bazıları evet istiyor ama bazıları halen gizli tutuyor. Çünkü bu insanlar halen kendilerine bir şey olacağı kaygısını taşıyorlar. Çünkü bu insanlar bürokratik alanda birçoğu memur olarak çalışıyor olabilir. Birçoğu işte başka kimliklerle iş yapıyor olabilir. Bunları kaybedeceklerini düşünüyorlar. Yüzleşme bu yüzden çok böyle aslında çok samimi ve çok da acı bir şey bu ülke için olacak. Çünkü hep şöyle bakıyorum ben. Tersten başladı bu ülke sorunlarını çözmeye. Darbelerden başladı. İşte Kürt sorunu dediler. Buradan devam etti. 1915 Ermeniler bu memleketin kurulduğu
daha temellerinin atıldığı yerdeki sorun. O sorun açıldığında Sevan Nişanyan'ın bir kitabı vardır, Yanlış Cumhuriyet diye. O zaman kökünden sarsılacak birçok şey. Yani bu i̇şte ülkede... biraz da bundan korkuluyor olamaz mı? Kesinlikle. Yani bu tartışmanın en önemli noktalarından bir tanesi. Çünkü işte adına soykırım dersek, adına şu ya da bu dersek, sen bunun sonucunun ne olacağını biliyor musun da bakalım bu kadar rahat özür istiyorsun devletten. Kesinlikle. Cümlesiyle hemen arka arkaya kurulan cümleler oluyor yani. Ama şunu hemen kuruyorlar. Yani mesela şunu kurmak da çok yanlış. Mesela buna soykırım dersek neler olacak biliyor musunun kaçınılmazı kendine yalan söylemek değil. Yani biz kendimize yalan söyleyerek bundan kaçalım demek değil. Toprak talebidir vesairedir bu şeyler. Hani toprak talebi dedikleri şey aslında son 15 yıl içerisinde zaten gerçekleşti. Yurt dışındaki Ermeniler ellerinde tapuları olanlar zaten mallarını geri almaya başladılar. Zor da olsa. Dolayısıyla o büyük bir sorun mu yarattı? Şu ana kadar yaratmadı. Benim babaannem, anneannemin köyleri şu an yıkılmış durumda. Bizim onların tapuları bile yok ellerimizde. Hangisinin neyini geri isteyeceğim ben? Ama burada çok başka bir durum yönüyor. Biz siyaseti son 10 yıl içerisinde Ermeni toplumu olarak bence Kürtlerden en büyük öğreneceğimiz şey budur. Bir sessizlik dönemi vardı siyasi açıdan. Biz o mücadelenin içerisinden belki kendimize biraz pay çıkarıp biz bunları nasıl hesabını sorabileceğimizi kendimizde gördük. Yani bunun eğer tapusu bende yoksa bu devlette vardır. Bu devlet çıkarmalıdır onu. Yüzleşme işte hesap sorma bir hesaplaşma meselesini de belki hemen akla getiriyor ama şu noktadan biraz daha devam edelim. Şimdi bu pek çok konferans gerçekleştirildi 2005'ten bu yana ve işte bütün bu hikayelerin belki gerçek insan hikayeleri olarak ortaya çıkmasının olanağını sağlayan çok önemli konferanslar. Bunlar şimdi pek çok tarihçi yaklaşık 200 bin Ermeni'nin 1915'te Müslümanlaşarak hayatta kaldığını, yani bugün işte biraz önce arkadaşlarımızın söylediği gibi artık her gittiğimiz yerde hani bir elin parmakları kadar değil, herkesin bir biçimiyle kökenlerinde bir akrabalık bağı olduğuna ilişkin bir şey var. Bu da yüzleşmeyi bir taraftan zorlaştıran bir şey değil mi sizce? Yani evet, böyle bir köken, böyle bir gerçeklik, bu hikayeler bütünü var ama işte kalanlara ne oldu sorusunda bizim de bir payımız var ve onunla yüzleşmek zor bir şey. Ne dersiniz buna? Yüzleşmek tabii zor bir şey. Yani her konuda yüzleşmek zor bir şey ama hani alternatifi hani yüzleşmemek, aynen Garo'nun ve Aris'in anlattıkları gibi sürekli zehirlenmiş bir ortamda havayı solumak demek. O zehirlenmeye katkıda bulunmak demek. Yüzleşmenin tabii ilk adımı tanışmak. Yani öteki olarak düşündüğümüz kişilerle tanışmak, bilmediğimiz bir tarihle tanışmak, onun hakkında bilgilenmek. Hani o tanışma sancılı bir tanışma olabiliyor ama sonrasında insanı çok özgürleştiriyor. Yani yüzleşmek olağanüstü özgürleştirici ve rahatlatıcı bir şey herkes için sonunda. O gidilen yol çok sancılı bir yol olsa da. Biz bunu Müslümanlaştırmış Ermeniler üzerinden çok net bir şekilde gördük. İlk olarak bu hikayelerin ortaya çıkması düşünün 90 yıl almış. 90 yıl boyunca kamusal olarak paylaşılmamış ama aileler içerisinde büyük bir sır olarak, bir korku unsuru olarak, bir gerginlik olarak yaşanmış. İlk bildiğimiz 91'de Serdar Can imzasıyla çıkan Nenemin Masalları kitabı var ama çok az kişi okuyor onu. Fethiye Çetin'in anneannemiyle birlikte çok yaygınlaşıyor. 2004'ten bu yana 20 kadar kitap yazılmış vaziyette bu konuda. Yani inanılmaz bir şey yaşanıyor, açılma yaşanıyor. Geçen sene Ranting Vakfı olarak Müslümanlaştırmış Ermeniler üzerine uluslararası bir konferans yaptık. Yani 98 yıl sonra ilk defa bu konu uluslararası bir konferansın gündemine gelmiş oldu. İnanılmaz bir ilgi vardı. Hani 500 kişi zaten Boğaziçi'nin salonlarında izliyordu. Binlerce kişi internet üzerinden izliyordu. Ve aynen dediğiniz gibi hem kendi hikayelerini paylaşmak isteyenler vardı. Hem tarihte hani o zaman ne oldu sorusunu soranlar ama çok daha fazla bugün bunun izlerini nasıl taşıyoruz sorusunu soranlar. 200 bin bir tahmin tabii ki daha az da olabilir, daha fazla da olabilir. Ama bunun yarısı bile doğru olsa o kişilerin önemli bir kısmının 8-9 tane çocukları oldu. Onların 8-9 tane çocukları oldu. Mesela bizim Torunlar kitabında Fethiye Çetin'le yaptığımız 25 hikaye var. Onlardan bir tanesi, torunlardan bir tanesi Kayserili bir babaanne, Ermeni babaanne var ailede. Ailecek hesaplamışlar, ebe diyorlarmış ona, ebenin kaç torunu olmuştur diye. Yüzlerce torun hesaplamışlar. Yani bir kişinin kendi işte çocukları, onların torunları ve şimdi onların torunları üzerinden. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda aslında milyonlarca kişinin bir Ermeni büyük annesi, büyük babası, büyük halası, büyük teyzesi, kayınvalisi veya kayınpederi var.
Esas bunu gizlemek, yani herhangi bir hikayeyi okuduğunuz zaman, Fethiye Çetin'in hikayesinden diğer yayınlanan kitaplara kadar, bunu gizlemenin ne kadar büyük bir acı olduğunu, ailelerin kendi içinde ne kadar zehirlediğini, aile içindeki bireylerin birbirleriyle ilişki kurmasını nasıl zorlaştırdığını anlatıyor. Bu hikayeleri paylaşmaya başladıkça aileler kendi içlerinde rahatlamaya başlıyorlar, kendi içlerinde paylaştıkça. Ama bu çok zor bir şey gerçekten. Şundan kaynaklı çok zor. Mesela hani okula başlarsınız, elinize bir kitap vardır okumayı söktüğünüz andan itibaren ve hani öğrendiğiniz temel cümle kalıplarından bir tanesinin Ermenilerin muhakkak bir kötü dış güçle bağlantısı olan bir hani grup iç düşman. Hatta yani olarak değerlendirildiği bir şey. Yani kendi kökenlerinizi bilseniz bile böyle bir gerçeklikle karşı karşıya kaldığınız her an onu hani yok etmek, o duyguyu yok etmekle de karşı karşıya kalıyorsunuz gerçekten. Ve bu bazı ailelerde ya da bazı kişilerde çok sert tepkilere sebep olabiliyor. Hani çok aşırı milliyetçi, aşırı dindar olabiliyor insanlar hani bunu gizleme. Ama neden bunu gizleme ihtiyacı duyuyor? Çünkü bir korku yaşıyor hani paylaşırsam eğer başıma neler gelebilir korkusu yaşıyor. Dolayısıyla bu ancak hep birlikte soluduğumuz havayı temizlersek o korkulardan kurtulacağız. Öbür türlü korkularımızı hapis bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Ki bu ifadeler Ermeni okullarında da Ermeni çocuklarının eğitimlerinde kullanılan kitaplarda da çokça karşılaşılan, hatta bunun çokça konuşulduğu, sizin gündeme getirdiğiniz çok noktası olmuş hakikaten de. Nihayetinde 99 yılın özetini biraz yüzleşmeme ve yalan diyoruz ama diğer taraftan da hani geride kalanların da hayatlarını kendi kimlikleriyle yaşamaması üzerine kurulu bir şey var. Ne dersiniz buna ilişkin? Elbette. Şöyle aslında bir iyileşme talebi var ortada. Yani mesela ben 3. kuşağım soykırımdan sonra babaannem, babam ve ben diye sayarsak ve 3. kuşaktır hala geliyorum işte 24 Nisan haftalarında televizyonda orada burada. Diyorum ki bizim başımıza bir felaket geldi. Anlatıyorum ve ondan sonra da bakıyorum ki acaba ne kadar etkisi oldu diye. Ya bu hastalıklı bir durum, bunu kabul ediyorum. 3 kuşak sonra, 99 yıl sonra hala biz bunların yaşandığı coğrafyadaki büyük topluma, ki biz azınlıklarız artık, diyoruz ki arkadaş bizim başımıza felaket geldi, buna bir bakın. Buna bakmak size de iyi gelir. Ama aynı zamanda benim de bir iyileşmeye ihtiyacım var ve ortak bir geleceği artık konuşmaya ihtiyacım bu var. Bu iyileşmekten kasıt öfke mi peki? Elbette ki öfke bir yandan. Çünkü yani bu düzen aslında hani o bir fıkrada anlatıldığı gibi önce Ermeni'yi sonra herkesi dövdü. Yani bu kötülük, o sıradan az önce bahsettiğim sıradanlaşan kötülük. Yani bir soykırımı yapan bir bürokrasi, bir devlet sonra dersimi çok rahat yaptı. Sonraki bütün kötülükleri, kötücüllükleri yani Kürt halkına dönük olarak ya kadınlara dönük olarak bile. Yani bir düşünün ki bir mahallede bir halkı yok etmişsiniz. Yani onu yapan bir zihniyet, hepimize bulaşan kötülük, evde karısına şiddet uygulamaz mı? Çocuğuna şiddet uygulamaz mı? Evden başlayalım her şeye. Sonra gidip de oradaki mahallesindeki bir romana mahalleden sürmez mi? Yani bu kötülüklerin sıradanlaşması. O anlamda benim elbette kimliğimle ilgili artık, çünkü benim pek çok başka rengim var ama Ermeni kimliğime hapsolmuş durumdayım. Çünkü istiyorum ki oradan kurtulayım, başka renklerimi ortaya koyayım, başka kimliklerimle ilgili mücadelelerim olsun. Ancak oraya hapsolmuşuz. Bu elbette bir hastalıklı bir durum. Sen de öyle hissediyor musun Aris? Böyle bir hapsedilmişlik duygusu. Kesinlikle. Zaten burada olmamız birazcık bunu gösteriyor. Yani her 24 Nisan öncesinde bir kadrolu Ermeniler topluluğu var. Onlar o televizyondan, o televizyona, o gazeteden oraya. İşte bugün hani yayın öncesinde konuşuyorduk. Evet. 24 Nisan yani yazılar, talepler böyle. Şu yazılsın, ona yazı isteyelim, röportaj isteyelim şeklinde. Dediği çok doğru Garun'un. Yani şöyle olmayı çok isterdim. Ermeni bir gazeteci olduğum için değil de iyi bir gazeteci olduğum için daha başka şeyler yapabiliyor olmayı çok isterdim. Eminim ki ikisi de bir arada olabiliyordur ama tercih edilme yöntemi hep bir kimlik üzerinden olunca, çünkü bu ülkenin bu kimliklerle bir sorunu var. Sadece Ermenilerle değil, Kürtlerle var, Çerkezlerle var, Pomaklarla var, hepsiyle bir dert var. Hepsinin bir derdi var nihayetinde ve bu şekilde ilerlediğinden oraya sıkışmış durumda kalıyoruz. Ama bundan çıkmak nasıl olacak? Biraz öfke var ve şu da var. Yani bir deşarj olmamız lazım bizim. Yani bu deşarj yöntemi
kendimizi, derdimizi anlatabileceğimiz insanlarla bir araya gelmenin dışında dışarıya çıkmak. Benim için mesela deşarj olmak 2 sene önce hocalık katliamı anmasına gitmekti. Azerilerin yanında yürümekti. Onlara sormaktı, niye yürüyorsunuz? Soykırımla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani dayak yeme pahasına onu sorabilmekti. Çünkü o hem bir böyle şey veriyor yani. Evet, ben oraya gidiyorum. Hani dövülme pahasına, yani tartaklama pahasına gidiyorum ve ne olacağını da görmek istiyorum şeklinde. Bu bir başkaldırı bence. Ama orada aldığımız cevap da çok bambaşka bir yere geliyor. Mesela Hocalı soykırımına anan Azeriler olduğu zaman 2 sene önce, bu senekini demiyorum, olduğu zaman Azeriler 1915'te soykırım olmuştur ki. Siz Hocalı'ya katliam diyor musunuz, soykırım diyor musunuz? Vardır dediğinizde orada bitiyor, o mesele kapanmış oluyor. Yani o Türklerle sizin aranızda bizimkini tanıyın yeter mevzusuna giriyor. Orada da başka bir hastalıklı bir durum var. Bu yüzden hepimiz, yani şöyle bir şeyi hiç akıllarına getiremiyor belki de insanlar. Katliam katliamdır. Herhangi bir insan etnik kimliği nedeniyle bir kişi bile öldürülüyorsa soyuna kırılmaktır o. Yani oradan başlar zaten. O insanın torunları, sen dedin biraz önce kaç tane torunu olacaktır? Siz dediniz kaç tane torunu olacak orada? Ama ona engel olmuş oldunuz. Bir soyu kırdınız orada. Bir kişiyi sırf etnik ya da etnik kimliği yüzünden öldürdüyseniz. Bu yüzden zaten biraz deşarj olma kaygısı var bence Ermenilerin. Bence bu yüzden de 2007'den sonra daha fazla siyasete girme çabası var. Ve kendini tanımlama, kendini tanıtma, anlatma derdi var. Yani i̇şte Garo bugün sadece şey... Ermeni olduğu için HDP'de olmak istediğini zannetmiyorum. Siyaset yapmak için orada olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu hani sadece bir kimliğe sıkıştırılmama meselesi aynı zamanda bir politika, başka türden memleket sorunlarına da yüzünü dönme ihtiyacı. Şimdi son hani bu, özellikle sizden bir sonraki kuşak açısından bu politikleşme durumunun kendisi bir hak talebini de beraberinde getirdi tabii. Ondan önce belki hani yaşadıklarımız bir açığa çıksın, biz hem kendi tarihimizi öğrenelim hem de hani bilmeyenlere de bir gösterelim meselesinin dışında yani bir tık üste çıkan bir şey var galiba. İşte eğitim hakkı, işte kimliğin tanınması hakkı, işte vakıf mallarının belki yeniden o vakıflara devredilmesi. Bunu değiştiren şey ne peki? Yani sadece politik bir mücadele mi? Memleketin örneğin işte hocamızın da anlattığı o tanışıklıkların artmış olması böyle bir güç mü verdi Ermenilere, Ermeni gençlere? Ne diyorsunuz? Ya aslında şöyle, Hrant Dink'in katlinden sonra bizler, hani Hrant Dink çünkü bizim için gerçekten bir güneşti. Yani çünkü 90 yıllık, 85 yılda o zaman galiba bir sessizlikten sonra bir abimiz ortaya çıktı ve Türkiye toplumuna arkadaşlar o bildiğiniz hikaye öyle değil dedi. Bir de benden dinleyin dedi ve bunu barışın diliyle yaptı. Ve bence o yüzden de çok tehlikeli görüldü. Yani çünkü düşmanlık yapmıyordu. O yüzden de tehlikeli görüldü ve katledildi. Aslında o süreçte Hrant Dink'in hem katlini hazırlayan süreç, hem cinayet aşaması, hem de sonraki 7 yıl bizim için ikinci bir soykırımdır. Yani aslında üst üste oturttuğumuz zaman az önce bahsettiğim Malta sürgünlerinde olduğu gibi onun da katlinin hazırlanması, hazırlayanlar belli. Yani bizim işaret ettiğimiz kamu görevlileri. Ancak biz o kamu görevlilerini bırakın görevden alınmasını, onların vali, bakan, milletvekili, şube olmasını yaşadık. Ve güvenlik şubede terfi almalarını, orada burada terfi almalarını yaşadık. Bu anlamda bu bizler için aslında veya Türkiye toplumu için ikinci bir fırsattı. Yani bu soykırımcı veya bir Ermeni'yi öldürürsün, başına bir iş gelmez zihniyetin değişmesi için ikinci bir fırsattı. Ancak İkinci kez yaşadığımız yine aynı şey oldu. Ve şimdi onlar... iki özne sayıyorsunuz. Bir mesela Türkiye toplumu için diyorsunuz. Evet. Bir de devletin kendi yapılanması diyorsunuz. Ama Türkiye toplumu... nasıl bir şey var? Çünkü Türkiye toplumu bunun farkına varırsa ve bununla ilgili davrandığı anda zaten devlet dediğiniz nedir ki? Yani biz seçiyoruz o insanları, onları muktedir kılıyoruz ve onlar o devleti yönetiyorlar. Ancak biz o katliamcı zihniyeti hiçbir zaman mahkum edemedik. Ve o suç cezasız kaldığı sürece de tekrarlıyor. Ya bu yalnızca Ermeni'yi kastetmiyor. Ermeni artık hani bilmem ne şeylerinde, güvenlik bilmem nelerinde tehdit olarak sunuldu Türkiye toplumuna, misyonerler, azınlıklar. Planlar yapıldı. Bizler bir oyunun maalesef orada harcanması gereken de bireyleriydik. Ve Hrant Dink üzerinde de bu oyun oynandı. Ve aynı şekilde de o planı yapanlar şu anda serbest kaldılar. Bu aslında çok tehlikeli bir durum. Yani şöyle ki, suç bir kez daha cezasız kaldı ve bürokrasiye bir kez daha şu söylendi. Devam edin. Kemal Kılıçdaroğlu siz özgür kaldığı anda ilk dediği cümle
kaldığımız yerden devam edeceğiz oldu. Ve bu kıyameti koparmadı. Aslında bu çok önemli bir tehdit. Peki bu mesela Türkiye toplumu açısından nasıl bir tepki ya da nasıl bir hani bu iş böyle olamaz kardeşim cümlesi nasıl kurulmalıydı ki örneğin söylediğiniz gibi süreç yaşanmazdı? İnanın bilmiyorum. Yani şöyle ki yani bu karşıtlık siyaseti ve kutuplaşma herkesin kendi kampında ve kendi gettosunda ve kendiyle ilgili. Yani düşünün ki Türkiye'nin en büyük yolsuzlukları ortaya çıktığı halde belli bir siyasi kamp, siyasal İslam kampı hala kendi partisine oy vermeye devam etti. Çünkü karşısında demokrasi öneren bir proje yoktu. Karşısında ise baktığımız zaman CHP'nin, MHP'nin ve bir takım başka güçlerin birlikte oluşturduğu demokrasi karşıtı, demokrasi önermeyen daha doğrusu, demokrasi karşıtı tamam demeyeyim, herhangi bir demokratik bir gelişme önermeyen başka bir zihniyet vardı. O anlamda bu kamplara hapsolmuş kitlelerden bahsediyoruz. Ve bunların da yani hep bu karşıtlık siyasetinde ve belki de karşıtını, o kötüleri yeniden ve yeniden üreten bir zihniyetin devamlılığını görüyoruz. O anlamda bunun da sesin çıkmaması ve herkesin korkularıyla ve kendi kamplarında kalmasıyla okuyabiliyorum. Ve bu çok ürkütücü. Yani mesela ben şimdi Roboski'ye gittiğimde iyileşiyorum. Yani çünkü bir Roboski ile ilgili davranmak, bir Ermenilik dışında bir başka bir katliamla ilgili davranmak beni iyileştiren bir şey. Ama bakıyorsunuz Türkiye toplumu Hrant Dink cinayetinin üzerine bir tepkisini verdi. Ancak o yakaladığımız, hani kuyruğundan yakaladığımız o kötüyü devamlılığını getirmedi ve bir kez daha onlar serbestler ve bir kez daha belki bazı planlar yapıyorlar. Bu anlamda uyanık olmamız lazım ve o zihniyetin sessiz kalan çoğunluklara gün gelip tekrar kötülük yapabildiğini defalarca gördük. Bu anlamda da Türkiye toplumunun artık yani Ermeni'ye katlediyor diye bakmaması lazım. Gün geliyor o kötü sana da davranıyor diye bakması lazım ki davranmadığı hiçbir kesim artık kalmadı. Hocam siz ne dersiniz? Şimdi yani bunun yani toplumsal ruh halimize toplam olarak yansıyan bir hani kötülükler çağı yarattığına ilişkin bir tespiti vardı Garo'nun. Şimdi dönüp baktığımızda bu katliamcı zihniyetle baş edemedik diye ortaya koydu arkadaşlarımızın hani cümleler. Belki de işte o hikayelerle beraber de ortaya çıktı. Mesela şimdi biraz önce arkadaşlarım notları iletiyorlar. İşte benim anneannem de Ermeni ama çok aile içinde iyi bir sağlam mütabakatla bunun üzeri çok güzel hep birlikte el birliğiyle örttüğümüz bir şey haline geliyor cümleleri. Mesela şu program sırasında da ortaya çıkıyor. Yani nasıl bir şey? Kim bilir de bedellerle kapatılıyor onun üstü. Yani hani bunu söyleyen kişinin kim bilir anlatacağı ne hikayeler var. Hani o üstünü kapatmanın o aileye getirdiği bedellere dair. Çok ağır hikayeler bunlar. Yani aile içerisinde böyle bir sırrın saklanması, onu kapatma çabası o ailenin bütün hayatını nesiller boyunca etkiliyor insanların birbirleriyle ilişkilerini. Dolayısıyla kim bilir arkasında ne hikayeler var. Ben Garo'nun söylediğinden aslında Agos'a ve Hrant Dink'e dönerek sorunuza cevap vermek istiyorum. Agos'un 97'de çıkması herhalde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Sadece Ermeni toplumunun kendisini farklı bir şekilde ifade etmeye başlaması açısından değil, bence Türkiye'deki siyaset açısından, siyasi çizgi açısından. Biz hepimiz Ağustos'tan çok şey öğrendik diye düşünüyorum. Ve eğer 2005'te bir dönüm noktası yaşandıysa 90. yılında, bir büyük akademik konferans düzenlenebildiyse, içinde hafıza çalışmalarının da olduğu, toplumsal cinsiyet tartışmalarının da olduğu, siyaset tartışmalarının da olduğu bir konferans düzenlenebildiyse, Ağustos'un hani 97'den itibaren ve onunla birlikte gelişen işte Aras yayınlarından çıkan kitapların, belge yayınlarından çıkan kitapların hepimizi eğitmesiyle oldu. Hrant Dink'in çizdiği siyasi çizgi aslında Garo'nun da şimdi anlattığı çizgiydi ve hepimizi çok etkiledi ve çok farklı bir çizgiydi. Yani Hrant Dink hiçbir zaman Ermeni zaten soykırım kelimesini de çok fazla kullanmadı. Sürekli insanlara hani ne oldu burada bir hani dinleyelim birbirimizi ve bu yaşanan felaketi bir anlayalım diye konuşmaya, tanışmaya davet etti. Ama hiçbir zaman Ermeni soykırımını başka konulardan soyutlayarak tartışmadı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Siyaset meydanında bir tartışmada Hrant Dink'i izliyorum. Herhalde 2005 civarında. Belki biraz daha önce bir tartışmada. LGBT bireylere uygulanan nefretin ve cinayetlerin soykırımdan farklı olmadığını, onların da bir ırkçılık biçimi olduğunu
anlatıyordu. Şimdi yarın 23 Nisan mesela ve 23 Nisan'da çok önemli bir gösterim yapılacak. Pera Müzesi Benim Çocuğum filmini gösteriyor. Ailesinde LGBTİ bireyler olan anne babaların olağanüstü hikayelerini anlatan. Mesela çocuk gününde bunun gösteriliyor olması ve çocuklarımıza, hani aileden dışladığımız çocuklara bu film üzerinden bakmak bence olağanüstü önemli. Bu konular arasındaki ilişkileri kurmak, Garo'yu ben öyle duyuyorum. Yani bir yerdeki şiddet öbür yerdeki şiddeti de doğuruyor ve besliyor. Dün bir kadın öldürüldü Beyoğlu'nda, Çağla Joker, trans bir kadın, yanındaki trans başka bir kadın da ağır yaralandı. Dördüncü kattaymış zannediyorum evi. İki kişi giriyorlar, öldürüyorlar ve öldüren kişi daha sonra çıkıyor, merdivende uzun uzun ayakkabısını bağlıyor. Silah sesleri duyulmuş, herkes onları izliyor. Çok rahat bir şekilde ayakkabısını bağlıyor ve yavaş yavaş uzaklaşıyor oradan. Çünkü o kadar emin ki kimse ona dokunmayacak, o kadar emin ki bu suç cezasız kalacak. Cezasız kalan suçlarla hepimiz zehirleniyoruz. Ve bir yerde cinayetin tanığı olmak, onu onaylayan göz durumunda olmak, başka bir yerde bizi başka bir cinayetin, psikolojik şiddetin veya fiziksel şiddetin mağduru haline getiriliyor. Polisler o bedene dokunmamışlar, Çağla'nın bedenine. Ve arkadaşları ceset torbasına koymak zorunda kalmış. Bu ne korkunç bir şeydir. Ve burada işte bu devamlılığı görüyoruz. Yani devlet kurumlarının sürdürdüğü bir nefret söylemi ve suçsuz kalan cezalar. Hrant Dink'in çizdiği çizgi, siyaset çizgisi bence o açıdan çok önemliydi. Yani yoksulluk üzerine, kadınların yaşadığı şiddet üzerine, LGBT bireylerin şiddeti üzerine, her kesimin yaşadığı ayrımcılık üzerine ve bunları bir arada düşünmemizin ne kadar önemli olduğu üzerine hepimizin çok gözlerini açtı. Aslında cenazede 200 bin kişinin bir araya gelmesi çok önemli bir cevaptı. Yani Türkiye toplumunun çıkardığı belki en güçlü sesti. Artık bu suçların cezası kalmasını istemiyoruz. Bu bizim meselemiz. Hani hepimiz Ermeniyiz, orada çok önemli bir çıkıştı. Ve bence geçen sene Gezi böyleydi. Hani Gezi'de biz bunun şeyini yaşadık zaten. Birbirimizin acılarını ve coşkularını paylaşmanın hepimize ne kadar iyi geldiğini. Ve orada yarattığımız birlikteliğin bizi nasıl farklı bir geleceğe, gelecek hayaline taşıdığını ve aslında hepimizin o geleceği istediğini keşfettik. Dolayısıyla o bence önemli bir umut ışığıydı. Ama işte bu mesela devletin kendi mekanizmaları içerisinde kurduğu ağ da örneğin hani bu duyguların bir araya gelen ya da bir biçimiyle bunun olanaklarını yaratmaya çalışanların duygularını örten bir şey yapıyor. Şimdi işte yine Sevak Balıkçı'nın ölümü, arkasından yaşananlar, Hrant Dink cinayetinden sonra yaşananlar zaten malumumuz. Ama devletin kendine ait bir kayıt alanı var ve o kayıt alanında bizden daha fazla şey bildiği ve bunu da böyle çok yeri geldiği zaman kullanmayı da becerebildiğini görüyoruz. Geçtiğimiz günlerdeydi değil mi? Bu hani nüfus kayıtlarının, insanlar o kayıtlara ulaşamazken nasıl da devletin çeşitli mekanizmalarında pat diye ortaya konuluveren bir şey olduğunu görmek. Mesela buna ilişkin şöyle bir şeyi, tartışmayı yapmak istiyorum. Yani mesela insanlar kendi tarihlerini öğrenemezken devletin çeşitli kurumlarına başvurup o tarih neyse kardeşim bana bir dökümünü ver dediği zaman, hani ona ulaşamazken hasır altında saklanan bir şeyin sürekli hasır altında tutuluyor olması da bir tehdit unsuru gibi geliyor mu Ermenilere? Ermenilere bir tehdit unsuru gibi geldiğini zannetmiyorum ama Türkiye'de yaşayan herkese bir tehdit unsuru gibi geliyor bence. Yani bugün hiç kimse 1947 öncesindeki nüfus kayıtlarına kendi ulaşamıyor. Yani bir Türk de ulaşamıyor, bir Ermeni de ulaşamıyor. Tapu kayıtlarına hala kapalı 47 öncesi. Atatürk'ün vefatının 50. yılında onun vasiyetinin açıklanacağı söylendi. 50 yıl geçti, hiçbir şey olmadığı gibi. Hadi o devlet sırrı diyelim. Şimdi yeni devlet sırları çıkıyor. İşte biz kodikiler, ki öyle kodlanmışız Ermeniler olarak, nasıl ortaya çıktığını görüyoruz. Yani şu, bunlar artık hani ben anlatırken bunları hep yüzümde bir gülümseme oluyor. Çünkü artık bunun gerçeklenebilecek bir durumu yok. Kafes operasyonu kapsamında Agos'un okuyucuları tek tek fişlendiğinde, Agos çalışanları fişlendiğinde o kişilerin, görevlendirilen kişilerin, işte Fatma Kodi isimli kişinin gazetede çalışanları kodlama biçimi
Zaten bu ülkenin işte o devlet yapısının içerisinde yer alan zihniyeti gösteriyor. Yani mesela bir yazarın isminden Rum mu Ermeni mi olarak çıkaramadığı yazarı hiç parantez açıp içine bunun ne olduğunu bilemiyorum. Ne olduğunu, hani kim olduğu şey değil, ne olduğunu bilemiyorum. Birisine dikkat edilmeli milliyetçi çizgide yazıları var diyebiliyor. Yani tehlikeli genç yazar diyebiliyor. Böyle şeyler görebiliyoruz yani. Ama Kafes Operasyonu mesela bitti. Yani bir tarafta kaldı. Hadi ötesinden Sevag'ın ölümü, yani öldürülmesi ve birçok şey. Rahip Santoro cinayetini sayabilirim. Daha yeni yeni dışarı salınan Malatya zirve katliamı 18 Nisan'da anması gerçekleştirildi. Malatya'ya Hristiyanlar toplandı. Ermenilerden çok daha küçük bir toplum. Türk Hristiyanlar. Yani Türk ve Hristiyan olan insanlar var bu ülkede 5000'e yakın. Ve bu insanlar orada toplandılar ve korkularını dile getirdiler. 3 kişi öldürüldü. İkisinin ailesi yurt dışına kaçmak zorunda kaldı zaten. Şu an burada değiller. Tilman Geske'nin ailesi sadece burada. Ama mesela o insanları dışarıya siz elektronik kelepçeyle salıyorsunuz. Ve bu insanlara sonra şimdi Geske'nin ailesine nasıl sorabilirsiniz? Hiç korkmuyorsunuz değil mi? Böyle bir şey denilebilir mi tedirgin olmadıkları? Hemen yanı başında Malatya'da olurken, Erhan Tuncel Bakırköy'de gezerken siz nasıl Dink ailesine rahat olup olmadığını ya da bize nasıl rahat olup olmadığını sorabilir mesela bir insan. Ben şunu daha önce de yazmıştım. Erhan Tuncel'le İstanbul'da yüz yüze karşılaşma şansınız çok yüksek. Bu insan burada yaşıyor, çalışıyor, her şeyini yapıyor. Ne yapardınız? Bu insan o yapının bir parçası. Kerinçsizler aynı şekilde. Yurt dışında soykırım inkarını yaptığı için övünen Doğu Perinçekler aynı şekilde. Bu insanlarla bir arada yaşıyoruz ve bu insanlar dışarıda olduğu sürece adaletin işleyeceği mekanizmasına artık güven kalmıyor. Ama kendi içinde ne kadar az olsak da olalım çoğalmanın bir umuduyla yürüyebiliyor. İşte Gezi bunlardan bir tanesi. Başka bir yerde olan bir toplanma yine aynısı. Berkin Elvan'ın cenazesi belki hep beraber yürümek açısından bize umut veren şeyler. Bugün başbakan grup toplantısında dedi işte Molotof atılmasın, 1 Mayıslar olmasın, hep öyle yapıyorsunuz. 2010'da, 2011'de, 2012'de ne güzel bir Mayıslar vardı oysa. Ne oldu da hani bunları birdenbire dönüştü? Böyle bir mekanizma var. İyiyi kötü gibi gösterebilme mekanizmasını devlet elinde tutuyor zaten. Yani bugün herhangi bir şekilde benim bir telefon dinleme kaydım üzerinden bir davadan yargılanma ihtimalim oldukça yüksek. Yani bu çok basit. Ben yazı işleri müdürü olduğum zaman Ağustos'ta bu konuda yargılandık. Yani akıllı tahta uygulaması vardı okullarda. Yeni getiriliyordu ve bizim Ermeni okullarında da vardı. Akıllı tahta üzerinden hani akıllı ol söylemini o haftalarda dile getiren Kerinçsiz'e bir yazı yazıldığına bakın akıllı tahtalar geliyor okullara dediğimiz için yargılandık biz. Yani burada bir kötü niyet yok aslında. Bir hani övgü var eğitim sistemine ama yine de yargılıyor o sistem sizi. Bu kafa, ama çünkü sürekli öyle çalışıyor. Yani. Ama geçmişi de öyle. Ben Hrant'la ilk çıktığım, ben fotoğrafçı olarak katıldığım mahkemede şöyle bir Yervant Özuzun'un bir yazısı üzerinden 301'den yargılanmaya kalkıldı 90'larda, 90'ların sonunda. Ve alınan cevap şuydu, yani kışkırtılacak sayıda Ermeni kalmadığı için beraat ettirildi Hrant. Böyle bir şey olabilir mi yani ülkede? Şimdi ama bütün bunlar olurken mesela işte bu memlekette anayasa tartışmaları, demokratikleşme paketi tartışmaları, onun dışında işte açılımlar falan havada uçuştu gerçekten de. Nihayetinde bağlandığımız nokta yine işte tek dil, tek din, tek millet, tekli işte böyle devam eden cümlenin ta kendisi. Mesela o dönemlerde de işte bu paketler üst üste açıklandığında, açılımlar yapıldığında herkes dönüp sizin bu konularda olumlu bir şey söylemenizi bekleyerek hani yüzünü döndü de gerçekten de ne güzel oluyor memleketimiz gül bahçesi, biz de burada hani kendimize belki bir yer bulacağız şey. Ne oldu sonuç olarak? Sonuç olarak ne oldu bakın. Bütün siyasi hareketler Türkiye'de devletin sahibi olmak istiyorlar dikkat ederseniz. Yani çünkü devlet öyle bir yapı ki yani devlete sahip olduğunuzda mesela bugün Tayyip Erdoğan olduğunuzda bütün ülkeyi kontrol altına alabiliyorsunuz. Bir emrinizde gazeteciler kovulabiliyor, bütün bürokrasi değişebiliyor. Ancak kötücül düzen devam ediyor. Yani Tayyip Erdoğan 15 yıl öncenin mağduru, bugün zalimi. Bu çerçevede baktığımızda kötücül düzenin devamını belki Türkiye insanlar olarak desteklemiş oluyoruz. Yani bakıyorsunuz Türkiye'nin 3'te 2'si muhafazakar ve Tayyip Erdoğan çıkıyor meydanlara.
Berk'in anne, Elvan'ın annesini yuhalatabiliyor. Ve diyor ki ben bu çerçevede diyor işte bunun işte yola çıkanlara karşı diyor ben kent tabanımı konsolide ederim diyor. Karşıt cenaha bakıyoruz. Bir Tayyip Erdoğan öfkesi, nefreti var. Ve seküler kesimler ve Aleviler diyelim ki korkularından veya çerçevesinde başka bir kampa doğru evriliyorlar. Ve get dolaşıyoruz baktığınızda. Kürdistan tarafı ise daha çok böyle Kürt, homojen bir Kürt yapılanması. Ancak herkes kendi kampında bakıyorsunuz. Oylarda da hiçbir değişiklik olmadı. Ve bu yarılmalar, bu gidişat, bu homojenleşme, bu kamplaşma baktığımızda bir hayra alamet mi? Değil. Tam tersine bu kamplaşma yeni belki de kaşınabilecek ve yeni cinayetlerin altyapısını oluşturabilecek bir altyapı. Çünkü nefret büyüyor, öfke büyüyor. Peki bu öfkenin temellerinde ne var? Yani sonuç olarak hepimizi katleden düzenek var ve hepimizi birbirimize karşı ötekileştirmiş. İşte Sivas katliamını yapıyor. Sivas katliamı üzerine Aleviler, Sünnileri müsebbib olarak tutuyorlar. Tersinde işte 28 Şubat süreci oluyor. Müslümanlar diyor ki biz düzenin mağduru olduk. Siyasi İslam cephesinde kamplaşabiliyorlar. Ama bu söylediğiniz bakın, şey şunu da gösteriyor aynı zamanda. Mağdur olmayan kimse yok aynen yani. Aynen öyle. Şimdi o açıdan ben hep şunu söylüyorum. Tabii ki bunu diyebilirsiniz, taraf olarak görebilirsiniz. Bantı başa sarmamız lazım. Bu ortaya konan film nerede sahneye kondu? Bu yüzyıllık karanlık düzeneği nerede başladı? Neyin üzerine başladı? Neyin üzerine böyle bir bürokrasi kuruldu? Buna bakmamız lazım. O zaten yalanın başladığı yere dönmemiz lazım. Bugün ders kitaplarında okutulan düzeneğin tamamen kurgusal bir tarih olduğunu ve bu coğrafyanın yani 5000 yıllık, 10.000 yıllık tarihine tamamen yabancı olduğunu ve 10.000 yıllık tarihimizin belki de en karanlık yüzyılı olduğunu görmesi lazım. Burada bu kadar heterojen bir coğrafyada bakıyorsunuz Türklük diye bir deli gömleği giydirildi herkese. Bu deli gömleği tabii ki pek çok da suç, cinayet işledi. O açıdan bir herkes demokrasi diyor. Tayyip Erdoğan da demokrasi diyor, CHP de diyor, MHP de diyor. Biz de demokrasi diyoruz tabii ki HDP olarak, ben de bir HDP'li olarak bunu söylüyoruz. Ancak demokrasi, demokrasi diyerek gelmez. Demokrasi dediğiniz şey o baştaki kurguya bakmakla ve o yanlış cumhuriyet dediğin ifadesini bulan, yanlış cumhuriyete bakmakla geçiyor. Ve cumhuriyetin bürokrasisinin suçlarına bakmakla geçiyor ve en başta da bir halkı yok eden, topyekun Anadolu'nun en kadim halklarından bir tanesini yok eden ve devamında da Anadolu'yu Hristiyansızlaştıran o zihniyetin diniyete bakmaktan geçiyor. Bunu da yapacak maalesef. Türkiye'de artık yeterince öyle Hristiyan, Ermeni, Rum, Süryani kalmadı. Bizler ancak böyle dillendirebiliyoruz. Ancak Türkiye'nin büyük çoğunluğunu oluşturan Müslüman ve diğer topluluklar buraya bakmasından geçiyor. Çünkü bu gidişat hiçbirimize iyi gelmeyecek. İşte bunun için biraz öğrenmek, o tarihe bakmak, belki hani o bizim her türlü tanışıklığımızın ya biraz gücünü arttırmak gerekiyor ama. Hiçbirimize iyi gelmez. Yani mesela şöyle bir şey var. Bülent Arınç şimdi geçtiğimiz günlerde şöyle bir şey ifade etti biliyorsunuz. Ermeni soykırımı iddialarına karşı çok ciddi çalışmalarımız var. Bizim malum 100. yıl tartışması dahilinde bunu söylüyor ve işte dünya ülkelerini kamu diplomasisi açısından etkileyebilecek çok özel bir faaliyet yürüttüklerini ifade etti ve hemen arkasından biz mesela YÖK'ün işte 2015 çerçevesinde Türk Tarih Kurumu'nun YÖK'e başvurarak Ermeni meselesi üzerine çalışan öğrencilerin isimlerini, çalışma başlıklarını, şununu bunu falan öğrenmeye çalıştıklarını öğrendik. Bir de sonra bir gördük işte özel belgeseller, filmler falan yaptırılmaya başlandı. Şimdi 100. yıl tartışması işte biraz önce belki Garo'nun hani bunu artık şöyle tartışmalıyız dediğimiz şeyin üstünü bir daha örtecek bir zemine oturtulmaya çalışılıyor galiba. Ne dersin buna ilişkin? Yani aslında Bülent Arınç'ın söylemesi bu YÖK'e tarih kurumunun YÖK'e başvurusundan çok daha önce iş başladı zaten. Geçen sene bildiğim kadarıyla birçok üniversitede zaten Ermeni mezalimi, işte Ermenilerin yaptığı katliamdır aslında konusuyla tezler yazılmaya başladı. Ve bunların hepsi zaten işte online kütüphanede bu tezler bulunuyor. Bir kaynak savaşı var şu anda. Yani şöyle şeyler var. Bu Twitter, YouTube, Google diyelim hani sosyal medya yasakları da bundan. Şu anda ulaşabildiğiniz bilgi sizin için en değerli şey. Ve artık bu getirilen son yasaklar üzerinden bir tekrar bakmak gerekiyor. Çok pratik şeyler var. Bakın bilgisayarınızın IP'sini değiştirdiğinizde Google'a Ermeni yazdığınızda önünüze başka sonuçlar çıkıyor. Google.com.tr'de yazdığınızda Ermeni başka sonuçlar çıkıyor. Şimdi bu Türkiye'den Google'a girip de yani oraya girip de arama motoruna girip Ermenilerle ilgili bilgi almak isteyenlerin gözlerini yalanla boyamak dışında bir şey değildir. Yani o insanlar artık
bu son Twitter meselesiyle öğrendiler ki DNS'i değiştirip girebilirler. Kaynak bakmak isteyenler de öyle bakabilirler. Ama boyayabildiğiniz kadar insanın gözünü boyadığınız sürece bu devam edecek demektir. İşte 2015 tartışması üzerine zaten işte Çanakkale'yi yine getirecekler. Çanakkale'nin 100. yılı denilecek. Bu konuda belgesel çalışmaları var. Yine işte Iğdır'da, Kars'ta vesaire Ermeni mezalimi diye işte Ruslarla işbirliği yapmışlardır şeklinde. Yine belgeseller çekilecektir. Bir sürü şey yapılacak. Bunların hepsinin zaten projeleri görülüyor. İnanılmaz da bir kaynak harcanıyor. Keşke bunların bu kaynaklar keşke başka şeylere harcansa. Mesela ders kitaplarının biraz düzeltilmesine harcansa da artık 5 yaşında çocuk bile Türkiye'deki ders kitaplarına gülmese. Yani böyle at üstünde bomboş bir araziye giren 1071'de insanların Türk olduğunu zannetmese. Yani 1071'de sanki bu memlekette hiçbir şey yokmuş, yapı yokmuş gibi zannetmese. Biz kendimiz aslında biraz çocuklarımızı eğiterek yani bir sonraki nesli belki de eğiterek bu sorunu çözmeye bakmalıyız. Bu şu anda ne yapıyorsak hep onlar için. Bizden öncekiler de ne yaptıysa bizim için yaptı. Gizledilerse, gizlemeye çalıştılarsa bunun için yaptılar. Yani şunu görmek gerekiyor. Bu ders kitaplarındaki işte iyileştirme yapılacak denildi mesela. Ama ders kitaplarında pek bir iyileştirme yapılmadı. Evet, Ermenilerle ilgili oraya bir Pakradoni Krallığı eklendi. Ama yine Ermeniler zamanı geldiğinde Ruslara yardım ettiler. Bu özel okullarda ana dili tartışması da yine bu tartışmaya bağlanarak böyle bir demokratikleşme kesinlikle şeyi olarak ortaya konuldu. Ana dil tartışması zaten şöyle bir tartışma da değil. Yani şöyle bir şey, bir sistemden bahsediyoruz. Ermeniler ana dilde eğitim yapabiliyor bu ülkede. Lozan azınlığı olduğu için deniyor. Ermeniler ana dilde eğitim yapamıyor bu ülkede. Biz Ermenice dersimizi Ermenice öğreniyoruz, yapıyoruz. Ama onun dışında Ermeni tarihi diye bir dersimiz yok bizim resmi olarak orada yazılı olan derslerde. Ya da Ermeni edebiyatı diye ayrı böyle bir Ermeni işte diyelim tarih öncesi edebiyatı ya da ne bileyim arkeolojisi vesaire bildiğin coğrafya dersleri bunlar yok zaten. Ve ondan sonra bu insanları kalkıp Türkiye'de Türkçe bir üniversite sınavına sokuyorsunuz. Benim zamanımdan söyleyeyim şu anda liseler böyle değil. Ben Ermeni okullarında okudum ve Ermeni lisesinden mezunum. Benim zamanımda öğretmenlerim mümkün olduğunca çok Ermenice öğretmeye çalışırdı bize. Biz matematiği de Ermenice öğrendik, feni de Ermenice öğrendik yarı yarıya. Ama lise 3'e geldiğimizde bir baktılar ki işin içinden çıkamıyorlar. Çünkü ben sınava girince nece çözeceğim bunları. Evet. Ve başladılar Türkçe öğretmeye. Dolayısıyla bizim o bütün fotokopi derslerimiz, Ermenice fen derslerimiz dursa da biz orada Türkçe girdik o derse. E tabii ki bir sonraki nesilde başarı oranı işte dershanelerde oydu buydu artsın diye her şeyi Türkçe yapmaya başladılar. Dolayısıyla burada bir ana dilde eğitim söz konusu değil. Türkiye'de zaten bu şey ana dilde eğitimi göstermelik yapmak ama dayatmalı dil Türkçe olması durumu. Zorunlu seçmeli. Şimdi anlattığınızdan şöyle bir şey de çıkartıyorum bir taraftan. Şimdi bu kadar günlük hayata ilişkin problemler, çözülmesi gereken sorunlar, bir de bu sorunların her gün belki ertesi güne devrederek çoğaldığı bir durum varken işte Ermeni soykırımının 100. yılı daha böyle uluslararası alanda bilmem ne tartışmasıyla falan yürüyecek. Mesela bunu nasıl değerlendirmek lazım? Mide bulandırıcı olarak değerlendiriyorum. Yani uluslararası alana zaten bu meselenin çıkması ve Amerikan Kongresi'nde her yıl işte Türkiye ile olan aile çıkarları çerçevesinde görülmesini, işte Suriye meselesi var, Ukrayna meselesi var. O yüzden bu yılda Türkiye'ye hani büyük felaket diyelim, soykırım demeyelim de Türkiye böyle ilişkilerimiz iyi gitsin denmesi, bu pazarlıkları ve benim geçmişimin yani benim dedelerimin yaşadığı acı üzerine oyunlar oynanmasını mide bulandırıcı buluyorum. Ve buna da maalesef bu coğrafyada yani bizler sebebiyet veriyoruz. Hepimiz sebebiyet veriyoruz. Yani çünkü bu olay burada oldu. Bu coğrafyada oldu ve biz bu meseleyle yüzleşmediğimiz için de onun bunun oyuncağı oluyor. Yani bilmem ne parlamentosunun, Amerikan parlamentosunun buna ne dediği gerçekten benim umurumda bile değil. Gerçekten hatta Ermeni toplumunun gerçekten umurunda benim değil umurumda mi? Ermeni toplumunun umurunda olabilir ama benim umurumda değil. Yani hiçbir şey ifade etmediğini düşünüyorum. Ama ancak şu var tabii ki. Yani Türkiye devleti o kadar kötücül bir devlet ki uluslararası kamuoyundan bir baskı gelmediği sürece de herhangi bir adım atmıyor. Çünkü içeriden de ciddi bir baskı yok. Yani bakıyorsunuz içeriden ya arkadaş büyük bir felaket olmuş. Bununla ilgili bir şey yap diyen ciddi bir irade de yok ortada. O yüzden de uluslararası toplumda bilmem nenin oyuncağı oluyor benim babaannemin yaşadığı acı. Bu da kötücüllüğün, bu da benim yaramla oynanmasının bir parçası.
Ya yaramızı kanatan, 99 yıldır açık olan yaramızı kanatan şeylerden bir tanesi. 100. yılda çok bir esamesi olacağını düşünmüyorum. 100. yılda bilmem ne olacakmış. Hayır, hiçbir şey de olmayabilir. Türkiye yine konjonktür olarak çok önemli bir yerde olur. Suriye meselesi yine büyük bir mesele olur. Aman da Amerikan üstleri kapanmasın diye. Amerika bu yılda büyük felaketler Türkiye'de bayram eder. 10 milyonlarca dolar, bakın izleyenler bilsinler. Her yıl 10 milyonlarca dolar lobilere para harcanıyor. Ne lobisine? Efendim aman da büyük felaket deyin lobisine. Oradaki kongre üyelerine bilmem nelere faaliyet yapılıyor. Yok bilmem ne parlamentolarına aman da soykırım demeyin faaliyeti yapılıyor. Ya bunlar bizim bütçemizden harcanıyor. Neyin pazarlığını yapıyoruz? Hangi acının üzerinde oynuyoruz? Soykırım densin veya denmesin. Mesele şu, idrak edilsin. Ya bugün Kütahya'da Ermeniler vardı, bugün yok. Yani ve orada Kütahya insanları bugün Kütahya'da bir zamanlar Ermeni vardı hikayesinde veya orada bulunan kilisenin bugün cami olması veya oradaki Malatya'da işte bizim kilisemizin mesela 70 yıl boyunca genel ev olarak kullanılması meselesiyle ilgili yüzleşmiyorsa bu kötücüllüğe devam edeceğiz demektir. Yani o açıdan bu meseleyi buraya taşımak lazım. Hrant Dink'in iddiası da buydu. Dedi ki arkadaş biz bu mesele burada oldu, burada konuşalım dedi. Burada bununla yüzleşelim dedi. Ancak katledildi ve bununla ilgili de davranmadık. O açıdan kötücüllüğü bir yerde kesmemiz lazım ve uluslararası mesele olmaktan çıkar. Çünkü ben bir Türkiye'li olarak bundan elbette ki içim yanıyor. Ya Amerika'daki olan benim amca çocuklarım da çaresizler, öfkeliler ve diyorlar ki Amerikan parlamentosu hadi bununla ilgili davran. Ve her yıl bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalıyorlar. Çünkü niye? Türkiye konjonktür olarak önemli. Yarın önemsiz olsa ne olacak? Amerika bunu geçirecek. Bana ne geçirdiyse o açıdan buranın meselesi haline hızla taşımak lazım. 100. yılda veya 101. yılda. Peki bu söylediğiniz şey şuna denk düşer mi? Yani devletin ne dediğinin, işte adına şu ya da bu demiş olmasının hiçbir önemi yok. Bir özür dilemiş olmasının da olmamasının da bir önemi yok mu diyorsunuz? Yoksa bunun mesela toplumun idrak edebilmesi açısından bir şey ifade ettiğini düşünüyor musunuz? Yani Türkiye aile çıkarları içerisinde soykırım demiş ve özür dilemiş. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Tayyip Erdoğan 2 yıl önce çıktı Dersim'le ilgili ve varsa bir yanlışlık ben özür dilerim dedi. Ne ifade etti ki? Önemli olan Türkiye toplumunda bunun karşılık bulması, Türkiye halklarının bunu idrak etmesi. Benim için mesela önemli olan ben Malatyalı bir Ermeniyim, dedelerim katledilmiş. Katledildiği yerde mesela benim dedemin kardeşleri işte ayakkabıcımız, ayakkabıcılar çarşısı var orada. Orada onlarla ilgili bir tabela konmasıdır benim için. Oradaki ayakkabıcı esnafının tutup da benim dedemin babasının ismini oraya çakarsa ve bir zamanlar burada şu Ermeni esnaf vardı derse, ayakkabıcılar odası esnafı neyse, benim için idrak budur. Yani ondan sonra ne dendiğinin hiçbir önemi yok. Diyarbakır Demirciler Çarşısı'na burada Agop Usta'nın dükkanı da bu dükkan denmesidir iyileşme. Hepimize iyi gelecek olan şey. Ondan sonra Amerikan parlamentosu ne derse desin. Elbette ki onun nihayetinde bunun idrakine varan bir toplumun da devleti elbette ki bununla ilgili gerekli adımları atmak durumunda kalacaktır. Bu bir sonuçtur. Yani bir başlangıç olamaz ancak bir nihayet olabilir bu. Evet. Hocam sizin de hani programdan önce de konuştuk. Belki bu idrak etme meselesine dair söyleyecekleriniz vardır. Çünkü sonuçta çok gündelik hayata dair bir şeyden bahsediyoruz idrak meselesinde. Yani işte bir İstanbul'un bir sokağında dolaşırken orada gördüğün bir işte eski tabelanın yazısının Ermenice olduğunu bilebilmek gibi ya da işte o sokakta ne yaşandığını, senin ona katkının ya da şeyin ne olduğunu görebilmek gibi bir durum. Şimdi bunu yapabilmek için tabii bir taraftan demokratik kitle örgütlerine çok iş düşüyor. Başka şeylere de iş düşüyor galiba. Ne olabilir bu işin aracı? Yani gerçekten o idrak etme meselesinde kim nasıl elini taşın altına sokabilir mesela? Yani herkesin yapabileceği bir şey var dediğiniz gibi herkes kendi oturduğu yerden, kendi sokağından başlayarak merak etmekle başlayabilir. Bence merak çok önemli bir şey. Hani burada benden önce kimler yaşamış, neler yaşanmış, komşum neler yaşamış, onun evinde neler pişiyormuş, bugün neler yaşıyor, ne tür acılar yaşıyor, ben bunların bir sebebi olabilir miyim veya bunu önleyici bir adım atabilir miyim? Yani her birimizin kendimize bu soruları sormamız çok önemli. Mesela İstanbul Kadın Müzesi diye bir müze var. Henüz fiziksel olarak var olmuyor ama internet üzerinden girilebiliyor. İstanbul'u kadınların tarihi üzerinden, kültür ve sanatta kadınların tarihi üzerinden bakıyor. O siteye girdiğiniz zaman benim gibi yıllardır kadınlarla, kadınların tarihiyle ilgilenen birisi için bile o kadar şaşırtıcı şeyler var ki yani biz kendi içinde yaşadığımız şehrin tarihini bilmiyoruz zaten.
ona gerçek anlamda bir merakla bakamamışız. Ama şimdi İstanbul Kadın Müzesi diye bir şey var. En azından oradan başlayarak devam ettirebiliriz bunu. Sanat bence çok önemli bir ifade biçimi. Ve gittikçe arttı sanat üzerinden bu soruları sorma çabaları. Hem Türkiye'li sanatçılar hem uluslararası sanatçılar. Mesela bu hafta depoda, Tophane'de çok önemli bir sergi var. Silvina Dermogradichian diye. Ailesinin iki tarafı da Türkiye'nin, Anadolu'nun farklı coğrafyalarından 1915'te çok zor şartlarda ailelerin kalanını kaybederek hayatta kalmış babaanneler ve dedeler. Daha sonra bir şekilde diasporada buluşuyorlar, Arjantin'e yerleşiyorlar. Kendisi şu anda Berlin'de yaşıyor. Son 4-5 yıldır Türkiye'ye geliyor. Ya sanırım siz de şimdi ekrana yansıtıyorsunuz. Mesela oradaki iki kilim dokumuş. Kendi elleriyle, yünle fotoğrafları bir kilim şeklinde dokumuş. İki ayrı kilim var yan yana duran. Anadolu'nun çok farklı yerlerinden işte kaybolmuş Ermeni ailelerinin fotoğrafları. Onları bir araya getirerek dokuduğu kilimler bunlar. Beni çok etkiledi o çalışma. Kilimleri hep şey diyebiliriz ya da halıları değil mi? Kütahya halısı vardır, Uşak halısı vardır. Burada hani işte yitik bir coğrafyanın, yitik bir topluluğun geride kalan çok az sayıda görsellerini bir araya getirerek kendi elleriyle ördüğü kilimler bunlar. Silvina Dermogradichian'ın da vurgusu hep işte yaşamı paylaşmak, yaşamı hatırlamak ve birbirimizin yaşamını nasıl etkilemişiz geçmişte, bugün nasıl etkiliyoruz, farklı bir gelecek nasıl kurabiliriz, bunun üzerine kurulu. Hushamadyan diye bir web sitesi var, hushamadyan.org. Orada mesela şeyi yapıyorlar, bugün bakıyordum da Yozgat'taki festivallerle ilgili bir sayfa var. Şimdi Yozgat'ta Ermeni festivallerine dair inanılmaz görseller, hikayeler, çocuk şarkıları, o festivallerde söylenen şarkılar, oynanan oyunlar. Yani işte Harput'u daha fazla biliyoruz belki ama Yozgat'ı çok az biliyoruz. İşte Samsun'da, Ordu'da düzenlenen Paskalyalar ve onun için sokaklara çıkmış yüzlerce insanın fotoğrafları. Kendi bulunduğumuz yerin tarihine bir kere bakarak her birimiz çok önemli bir adım atmaya başlayabiliriz. Takuy Tomasya'nın Aras Yayınları'ndan çıkmış olağanüstü bir kitabı var. Sofranız Şen Olsun diye. Bir aslında yemek kitabı ama evet, her bir yemek tarifi aynı zamanda kendi ailesinin hikayelerini anlatıyor. Mesela birbirimizin yemek hikayelerini paylaşarak, yani artık sadece arşiv değil, yani arşivden bir gerçek aramak mümkün değil. Zaten biliyoruz böyle bir tarihçilik kendi içerisinde çok eleştirildi. Ama arşiv dediğimiz şey kendi anneannemizin hikayesi, komşumuzun yaptığı yemek ve onun hikayesi. Ya da 100 yıl önce şey, bizim şehrimizden gönderilmiş bir kartpostal gibi şeyler de olabilir. Evet, örneğin işte Samatya'da geçtiğimiz yıllarda Ermeni kadınlara yönelik saldırıları, kadınlar ayrı bir eylemle örneğin protesto etmişlerdi. Yani hani sonuçta biz bu coğrafyanın ortak acılarını kadınlık kimliğimizle de yaşıyoruz, deneyimliyoruz ve hatırlıyoruz çok, diyerek. Çok çok önemli bir konu bu. Yani kadınlar üzerinden, toplumsal cinsiyet üzerinden bu tarihe bakmak aslında soykırım üzerine uluslararası literatürde de çok geç yapılmaya başlanmış bir şey bu. Yani o tarih çok erkeklerin gözünden ve işte Garon'un da biraz önce anlattığı gibi biraz soykırım olduğunu kanıtlamak. Yani böyle bir felaket oldu ve bu soykırımda bunu kanıtlamaya yönelik bir literatür var. Sadece bu gözle baktığımız zaman o kadar çok hikaye ortadan kayboluyor ki. Mesela o yüzden Müslümanlaştırılmış Ermenilerle kimse çok ilgilenmiyor. O ağırlıklı olarak kadınlar Müslüman ailelere karıştığı için din değiştirmiş oluyorlar ve onlara ölü gözüyle bakılıyor. Onların kadınları bizim kadınlarımız. Yani o patriarkal bakış açısı, paylaşılan bakış açısı zaten kadınları tarihin özneleri olarak görmekten alıkoyuyor bizi. Yine bu hafta misafirlerimizden bir tanesi, Cuma, Cumartesi, Pazar Sabancı Üniversitesi Karaköy binasında bence çok önemli bir genç araştırmacılar konferansı yapılıyor. Savaş, toplumsal, siyasal şiddet, toplumsal cinsiyet ilişkisi üzerine giden, hafıza üzerinden buna bakan. Arlene Vakyan konuşmacılardan bir tanesi Cuma sabahı. Soykırım ve suskunluk üzerine konuşacak. Kendi anneannesinin hikayesi
nin kendi hayatındaki etkilerini, kendisinin Amerika'da ırkçılığa karşı mücadele eden bir insan haline dönüşmesi, feminist olması, daha sonra kendi anneannesinin hikayesiyle tanışması ve Türkiye ile ilişkisi üzerine 70 yaşına kadar Türkiye'ye gelmeyi bile hayal etmemiş Arlene Avakyan. Buradan hikayelerle büyümüş, buranın kokuları ve tatlarıyla hayatını geçirmiş olmasına rağmen mesela 30 yıldır yemediği gözlemeyi ilk defa 5 yıl önce Türkiye'ye geldiğinde yiyor. İlk Hürrentin Kanısı'nı düzenlediğimiz bir toplantıya katılmıştı. Bu ilişkilenmeler, yani bu hafta Aris ve Loro benden daha da iyi biliyor. Son yıllarda diasporadan çok sayıda gidip gelen kişiler olmaya başladı. Agos'un bu haftaki sayısında var, diasporadan mektubun var Türkiye diye. Bu canlı ilişkilerin kurulması bence çok önemli bir adım hepimiz için. Evet. Yani bizi tanımadığımız bir diasporayla tanıştırıyor. Buradaki mektuplardan bir tanesinde şöyle bir ifade var, çok çarpıcı buldum onu. Diyor ki, eğer birisi size anneannesinin, babaannesinin, dedesinin hikayelerini, çok acı hikayelerini anlatıyorsa zaten çok büyük bir yarayı açıyor. Siz bir de o kendi yarasını açmış, kendi hayatının kanamaya devam eden yarasını açmış kişiye sen yalancısın, sen işte bilmem ne lobisinin parçasısın dediğin zaman korkunç bir şiddet uygulamış oluyorsunuz. Halbuki o açılmış yara üzerinden hani teşekkür ederim bunu benimle paylaştığın için diye belki kendi yaralarımızı da açarak o yarayı dinleyip ve hep birlikte nasıl iyileştirebiliriz bunu onu konuşmaya devam edebiliriz. Bence çok umut verici olan son yıllarda bu olmaya başladı. Evet. Yani bu açılan işte sergiler, düzenlenen konferanslar, bu buluşmalar, birlikte bir anma yapabilmek. Taksim Meydanı'nda şimdi bir anma olacak Perşembe günü saat 7'de. Geçen seneki anmada birkaç yüz kişi vardı mesela ve çok etkileyiciydi. Ve gerçek anlamda bir anmaydı. Yani bir protesto etkinliği değil, büyük bir acıyı hep birlikte paylaşmak ve bu şehirden 100 yıl önce ölüme gönderilen insanları 24 Nisan'da evlerinden alınarak ölüme gönderilen insanları anmak, bu bizim ortak acımızdır, ortak kaybımızdır diyebilmek. Bunu dedikçe hepimiz iyileşeceğiz diye düşünüyorum. Bir de tabii bugüne de bakmak lazım. Şimdi sonuçta Suriye'de son dönem yaşananlar, işte Kesap'tan Türkiye'ye getirilen Ermenilerle beraber bu hafızanın bugün hani bir savaşla yine konuşuluyor olmasına dair bir sonuç da ortaya çıkarttı. Konuşuyoruz yani. Kesap mesela neden özel bir yerdi Ermeniler için? Bugün niye hani gelip vakıflıya kendilerini hani attılar hakikaten de? Ve neden başka bir yer değildi Kesap ve vakıflı? Yani bunları konuşurken toplam hani bugün coğrafyanın tarihini ama kendi hikayelerimizi de konuşur durumda olduk. Bu savaş süreçlerinin hani böylesi şeyleri doğuruyor olmasının sağlatıcı bir yanı da var. Ama çok ciddi bir gerçekle karşı karşıyayız. Kesap'taki Ermeniler artık evlerine dönmenin hayalini kuramaz durumdalar mesela. Ne dersin buna ilişkin? Halen hayal, bence bir umut var. o konuda öyle diyebilirim. Ama şöyle bir şey var. Neden önemliydi ve şimdi konuşuluyor vesaire. Hani zaten dünyada 3 tane köy kaldı. 1915 çok önemli bir şeyi kesti. Yani Ermeniler köy insanıyken şehirli oldular ve şehirli olduktan sonra da orada kendi kültürlerini yaşatamadılar ve başka bir kültüre dönüştü oradaki. Yani işte biraz önce bahsettiğimiz bu Huşamadyan'daki, ki kitabı da çıktı Huşamadyan'ın, Huşamadyan sitesinde yer alan o kültürel zenginliklerin çoğu yok oldu. Geçen bir yine bu mevzu üzerine bakarken neden 3 köy kaldı dünyada diye. Yani bir Kesap kaldı Suriye'de, Türkiye'de vakıflı köy kaldı, bir de Lübnan'da Ancar var. Bu 3 köyde yaşatılıyor bu köy kültürü. Yani köy kültürü dediğimiz işte herkesin ortak yemek yemesi değil sadece. Orada çok daha büyük bir şey var. Kesap dediğiniz bir köy, kasaba diyelim ama bugün Türkiye'deki birçok Ermeni şehrinden, semtinden ya da dünyadaki birçok Ermeni semtinden, şehrinden çok daha fazla kilise, okul barındırıyor. İçinde izci kulübü olan belki de yegane Ermeni kasabalarından biri ve dünyadan herkesin bir şekilde diasporadakilerin de oraya insanları gönderdiği, çocuklarını gönderdiği bir yer. Yani 2000 nüfuslu bir kasaba orası ama yaz aylarında 30-35 bine çıkıyor o nüfus. Çünkü orada insanlar kendilerini iyi hissediyorlar. Belki de o Kesaplardan birinin dediği bir söz var. O bence açıklıyor. Ermenilerden bu tarih, dünya ne esirgediyse
Kesap'ta geri verildi onlar. Peki şimdi mesela özellikle şu süreçte yani en baştan beri konuştuğumuz düzlem şeyin yüzleşmenin idrak etmekle ilgili olduğuna ilişkin bir cümle ya. Mesela Kesap'a bugün başka anlamlar katarak sahip çıkmak, vakıflı köye yerleştirilmiş insanların ihtiyaçlarını hakikaten böyle bir belki tarih yüzleşmesi gibi de değerlendirmek bir sürü tartışmayı başka bir şeye çevirir mi sence? Nasıl hissediyorsun? Bence bunu? İki aşamada şey getirdi, yüzleşme getirdi. Bir kere Türkiye'deki Ermeniler başta olmak üzere dünya Ermenileri bir vakıflı köyle yüzleştiler. Vakıflı köy çok yalnız bir köy. Bunu oradakiler de söylüyor zaten. Yani neden yalnız bir köy? Türkiye'de bir köy var. Bu Büyükşehir Yasası'nın çıkmasının ardından bir başka seviyeye çıktı ve oraya işte hizmet götürmek adına köye artık müdahale yapılabiliyor. Ve belediyecilik yapılacak bundan sonra. Köyün kendi kimliğini kaybetme riski var şu anda. Ama vakıflı köy aynı zamanda Türkiye'li Ermenilerin de sadece yılda bir kere işte Ağustos ayında oradaki festival zamanında andığı bir yer idi. Son 10 yıl içerisinde böyle oldu. Ama yıl boyunca oraya bir akışın sağlandığı ya da orada bir kültürün oluşturulduğu bir yer değildi. Bence bu konuda birazcık yüzleşti Ermeni toplumu ve bundan sonra böyle kalmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü şunu gördük ki orası bir vaha ve Orta Doğu'daki Ermenilerin başına bir şey gelmesi halinde orası çok önemli bir yer. Bir kültür üretim yeri. Kesap da aynı şekilde bunun için umutları var hala diyorum. Öyle bir umut ki bu. Yerle biri olsa dahi o köy, oraya geri dönüp her şeyi yeniden yapacaklar Ermeniler. Zaten tarihleri bunu getirdi. Ağaç dikildi, ağaçlar söküldü. İstanbul'a geldiler, burada diktikleri ağaçlar söküldü. Yurt dışına gittiler, orada da aynı şeylerle belki karşılaştılar. Ama Kesap'ta da yıkılan evleri ve merkezleri tekrardan yapacaklar Ermeniler. Bu sefer ama sadece Kesaplar yapmayacak. Bu sefer çok daha büyük bir katılım olacak oraya. Hep beraber yapılacak. Ve bence köy kültürü açısından, köy kültürünün yaşatılması açısından çok daha önemli bir yer. Yani 1914 öncesi köy yaşantısı, Ermenilerin köy yaşantısı diye bir kitap var Aras Yayınevi'nde çıkan. Bayağı oldu o kitap çıkalı ama şimdi bir dönüp baktığımızda mesela neden önemli olduğunu görüyoruz. Orada öyle şeyler var ki işte bu gelinlere uygulanan susturma yöntemlerinin sadece işte ya da diyelim hani bir törenin sadece Türkiye'nin bir problemi olmadığını aslında birçok etnik yapının da bununla beraber sorunu olduğunu oradan görebiliyoruz. Bunların nasıl çözüldüğünü aileler arasında görebiliyoruz. Orası mesela çok önemli. Yani oraya geri dönüp bir bakmak gerekiyor. Evet. Son söz senin olacak şimdi. biraz öyle bir süre sıkıntımız var maalesef ki. Evet, yani 100. yıl tartışmasının o diplomatik bir savaş alanı olarak değerlendirilmeyeceği ve gerçekten bir toplumsal iyileşme süreci olarak da ele alınabileceği bir dönem, bir sene olarak geçmesi için hepimizin yapabileceği şeyler var. Senin çağrın ne örneğin ilk adım olarak? Peki. İlk adım olarak tabii ki yani şimdi bu perşembe bir programımız var. Yani 24 Nisan günü. Saat 10'da 246 sanıyorum değil mi? Yanlış rakam bilmiyorum. 246 Aydın'ın ilk tutuklandıktan sonra Haydarpaşa'dan ölüme gönderildikleri, Çankırı ve Ayşe gönderildikleri Haydarpaşa Garı'nda bir basın açıklamamız olacak. O basın açıklamasına Türkiye, yani İstanbul veya Türkiye'li herkesi bekliyoruz. O çok önemli bence basın açıklaması. Çünkü diasporadan Ermeniler burada olacak. Buralı Ermeniler ve Türkiye'nin pek çok insanı, kesimi orada olacak. Saat 1'de, bence bu da çok önemli. 3 yıl önce askerde öldürülen ve doğru düzgün soruşturulmayan ve pek çok çarpık ifadenin olduğu bir dosya çerçevesinde kazayla öldürülmüş diye dosyanın kapatıldığı Sevak Şahin Balıkçı'nın 3. ölüm yıl dönümü maalesef. Bir 24 Nisan günü katledildi Sevak Şahin Balıkçı. Şaibeli ve iyi soruşturulmamış bir dosyayla üzeri kapatıldı, örtüldü. Ve Sevak'ı anacağız saat 1'de Şişli Ermeni Mezarlığı'nda. Oraya da katılım bekliyoruz. Ve akşam saat 19.15'te Taksim Meydanı'nda olacağız. Yani oraya şöyle söyleyeyim, yani tabii ki sayılar bazen önemlidir, bazen önemsizdir. Bütün dünyanın izlediği bir şey. Şu anlamda izliyorlar. Türkiye'li insanlar, bakın bu çok önemli bence. Türkiye'li insanlar, çünkü Ermeniler denmiyor.
Ermeni'nin başına gelmiş büyük felaketle ilgili Taksim Meydanı'nda bir anma yapıyorlar deniyor. Bu 4 yıl önce, 3 yıl önce başlayan, 3 yılda yapıyor, bu 4. yıl olacak başlamış. Tarihi bir dönemeç bence. Çünkü dünyadaki bütün Ermeniler buraya bakıyorlar. Yani bir, dünyada yaklaşık 60 yerde anma oluyor. Ve daha da fazla kilisede o gün badarak oluyor, yani ayin oluyor. Ama herkes ancak gözü burada oluyor. Ben mesela oraya gittiğimde herhangi bir, şöyle söyleyeyim, yani duygusuna kapılamadım mesela yurt dışı anmalarda. Çünkü orada daha çok öfke vardı. Yani çünkü iyileşememiş toplumlar Türkiye'ye, yani o acısıyla oynamaya devam eden zihniyete karşı öfkelerini daha çok ortaya koyuyorlardı. Bu da çok anlaşılır bir şey. Eleştirdiğim için söylemiyorum. Ancak buradaysa bir arada olduğumuz insanlar hep beraber bir iyileşme, bir terapi seansı gibi. Tabii ki geçmişimizi anıyoruz ancak bizler de hala o geçmişin esiri olan düşünce kuşakları olarak hep beraber bir iyileşme seansı yaşadık. Şöyle bir cümle vardı çok yakında okuduğum bir kitapta. Soykırımdan kimse sağ kurtulamaz diye bir cümle vardı. Yani ölen zaten gidiyor, kalanlar da sağ kurtulamıyor. Çünkü yani yüzleşme olmadığı sürece soykırımdan kimse sağ kurtulamıyor. Yalnızca Ermeni toplumu için söylemiyorum bunu. Hepimiz için, bütün Türkiye'liler için söylüyorum. O açıdan başka illerde de bu anma olacak. Bu anmalara katılmak ve bir iyileşmedir hepimiz için. Ve yüzleşme ve idrakla ilgili atılan her adım hepimiz için bir iyileşme çabasıdır. Ve 100 yıllık bu müesses nizamın, yani hepimizi katleden müesses nizama karşı yapılabilecek en devrimci harekettir. Ve en naif şekilde yapılabilecek en devrimci harekettir. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Garo Paylan, Ayşegül Altınay ve Aris Nalcı. Çok önemli tartışmalar bunlar ve devam ettireceğiz elbette ki bu tartışmaları. Hani sağ kalmak istiyorsak, sağlıklı bir biçimde hep beraber yaşamayı becerebilmek istiyorsak, yüzleşmemiz gereken, idrak etmemiz gereken ve sahip çıkmamız gereken yaralarımız var. Onlara bir hep beraber dokunacağız. Bu dokunmadan bir derman çıkacağı kesin, halkların kendi dermanını yaratacağı bir gelecek için biz bu tartışmaları yapmaya devam edeceğiz. Haftaya yine aslında ne oluyor sorusunu bu sefer başka bir konu için soracağız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın şimdilik.